Değerli Safahat dostları, bir Safahat okumalarında yine birlikteyiz. Bugün Safahat'ın Gölgeler bölümünden devam ediyoruz. Firavun ile Yüz Yüze isimli metin bu akşam okuyacağımız metin. Bilindiği üzere bu metin Büyük Mehmet Akif'in Mısır'da, Hilvan'da kaleme aldığı metinlerden birisi. Ve 1923 ilk kaleme alındığını tahmin ediyoruz. 23-24 de Tevhid-i Efkar'da ve Servet-i Fünun'da yayımlanmış ve şu anda biz bunu Gölgeler isimli bölümde bulabiliyoruz. Firavun ile Yüz Yüze. Bilindiği üzere Akif'in Mısır'daki döneminde ona hem dostluk hem himayedarlık yapan Abbas Halim Paşa ailesinin Mehmet Akif'in hayatında çok önemli bir yeri var. Bu metinde Fahrünnisa Emire Hatice Hanımefendi Hazretlerine şeklinde ona ithaf edilmiş. Fahrünnisa Emire Hatice Hanımefendi, yani bir bakıma tabii ki Hidiv ailesinden geldiği için bir prenses, Prenses Hatice Hanım. Aynı zamanda tabii ki Abbas Halim Paşa'nın eşi olarak karşımıza çıkıyor ve bu aileye hem onların biliyorsunuz kızlarına edebiyat dersleri veriyor ve bizatihi Abbas Halim Paşa'yla sonra da diğer evlatlarıyla, ahbabıyla Akif'in yakınlığı, dostluğu devam ediyor. Vefatına dek ve bir kadir şinaslık örneği olarak da Akif'in bu metni Prenses Hatice Hanım'a ithaf ettiğini görüyoruz. Bu metinde Akif'in Mısır'da kaldığı günlerde o bölgedeki bir gezintisinin konu edildiği anlaşılıyor. Bilindiği üzere sadece o bölgede değil, tüm dünyanın ilgi odağı olan bugün hala önemli turistik merkezler, eski kadim Mısır medeniyeti, özellikle piramitleriyle ve tarihe iz bırakan o büyük firavunlar ve onlardan kalan kalıntılarla ayrı bir öneme sahip. İşte Akif de muhtemelen tabii bu metinden çok anlaşılmıyor ama Kahire'den veya Hilvan'dan yola çıkarak bir grup arkadaşıyla bu mezarlardan birini ziyaret ediyor. İkinci Amnofisos diye hatırlıyorum. Belki şimdi yanlış telaffuz etmeyeyim. Metin içerisinde zaten karşımıza çıkacak firavunlardan birisi. Şimdi metni şöyle okumaya başlayalım. Zaten ayrıntıları ilerledikçe göreceğiz. Seyahatin hem yolculuk kısmına dair hem de orada karşılaştıklarına dair Mehmet Akif'in dikkatleri sunulmuş. Ama büyük oranda bu metin tabii ki aynı zamanda bir ne diyelim, nasıl anlatalım, bir iktidar meselesi. İnsanın yeryüzünde kalıcılığı, geçiciliği meselesi üzerinden de Akif'in zihnini epey meşgul etmişe benziyor. Dolayısıyla öncelikle tabii bir seyahat metni gibi, bir gezi izlenimi gibi karşımıza çıksa da biz akabinde bu tür bir sorgulamayı da göreceğiz ki bu biliyorsunuz sıklıkla vurguladığımız üzere Akif'in hep düşünce ile yoğrulmuş metinler kaleme almasıyla alakalı sürekli düşünen bir zihin karşımızda ve dolayısıyla izledikleri, gözlemledikleri de onun zihninin esas meseleleriyle sürekli aslında harmanlanarak, yoğrularak metne dahil ediliyor. Bu metinde o şekilde kaleme alınmış diyebiliriz. Şöyle bakalım. Şu bağlı yelkeni çözsek de nehri atlayarak biraz da karşıki vadiye doğru yollansak. Evet, yani yola çıkılmış ve büyük ihtimal öyle anlaşılıyor. Nil Nehri üzerinden
yapılan bir seyahat bu. Varılan yere muhtemelen bir deniz yolu vasıtasıyla ulaşılacak. Güneş çocuk, yoracak hali yok, sular durgun. Gelin gecikmeyelim, tam zamanı yolculuğun. Kürekler işlesin öyleyse, durmadan gideriz. Bu beşli dizelerde benim en çok dikkatimi çeken güneş çocuk ifadesi. Çok aslında bir bakıma da modern bir kullanım bu. Akif'in böyle ilginç şeyleri var, tasarrufları var dil üzerinde. Çok sık rastlamadığımız bir imgelen bu. Yani güneşin erken vakitlerde henüz kızdırmaya başlamadığı, dolayısıyla yormadığı bir vakte tekabül ediyor. Demek ki günün erken saatleri ve su üzerinde kürekler çekiliyor ve yolculuk devam ediyor. Yolculuk için çok elverişli bir zamanda olduklarını da hissas ediyor. Fakat bu Nil'i mübarek kadar, mübarek mezar kadar sessiz. Yani o bereketli Nil nehrinin sessiz sakin bir zamanı demek ki. Bütün sevahili boğmuş gömerken embacı, ne vardı bir acı duysaydı şöyle dursun acı. Yani bütün sahil boyunca demek ki dalgalar artık sakinlemiş, rahatlamış, bir sessizliğe bürünmüş, mezar kadar sessiz dediğine göre, ne vardı bir acı duysaydı şöyle dursun acı huzur içinde, sanırsın ki nindeler duyuyor. Yani o etrafındaki belki de Akif kendi içindeki ne diyelim hüznü, acıyı nehirde görmüyor. Diyor ki tam tersi, böyle sanki bir ninni hisseder gibi dinlenme halinde semayı altına sermiş derin derin uyuyor. Yani o coşkun halini değil de sessiz sakin halini idrak ettikleri bir gün Nil'in. Henüz harim-i zilalinde bir cihan saklar, o belki 70 asırlık mehip karnaklar. Yani henüz gölgeleri içinde bir cihan saklar, o belki 70 asırlık heybetli karnaklar. Yani bildiğiniz gibi bu çok heybetli, asırlardan asırlara devredilerek gelen piramitler. Alınların biriken kanlı terli hüsranı. Tabii bir başka meselesine bakıyor, bir cephesine bakıyor bu piramitlerin. Alınların biriken kanlı terli hüsranı, şu Tep harabesinin dalga dalga ümranı. Bilindiği gibi Tep harabesi de, Tep şehri, kadim Mısır'ın önemli şehirlerinden biri. Ve tabii ki zaman içerisinde bir yolculuğa doğru ilerliyor Akif'in muhayyilesi. Her ne kadar derin uyuyor görünse de Nil, onu o heybetli piramitler, mezarlar ve onlardan kalan kalıntılar bir yandan bir kanlı terli hüsranı anlatıyor. Bir yandan asırlardan devredilen o mirası, ama onun farklı cephelerini hatırlıyor. Dalga dalga ümranı, yani dalga dalga büyük mamur bir uygarlığı hatırlatıyor, ama şu sermediyeti hala sayıklayan asar. Yani buradaki asar, eserler aynı zamanda insanın sonsuzluk arzusunu da, ebedilik arzusunu da hala sayıklıyor. Dolayısıyla dikkat ederseniz hemen burada meselenin bu insanın varoluşuyla ilgili dert edindiği konuya getirildiğini görüyoruz. Yani insanın böyle büyük mezarlar yapması, kalıcı binalar yapma arzusunun arkasında da bu sermediyet arzusu meselesi olduğunu hemen gündemimize sunuyor Akif. Ki hay huyu medidiyle inlemişti civar. Yani diyor ki uzun gürültüsü patırtısıyla buralar inlemişti. Bugün sütunlarının küskün ihtişamıyla ne sernigun oluvermiş, ama bakın Nil'e. Ama diyor geçmişte böyle ihtişamlı vesaireydi, ama bugün o ihtişam biraz küskün ve nasıl da baş aşağı devrilivermiş Nil'e. Yani o harabeye dönüşme meselesinin o ihtişamdan sonraki belki biraz insanın, biraz insanlığın, medeniyetlerin akıbeti olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Yanaştık öyle mi? Âlâ,
geniş de bir kumsal, hemen basıp çıkalım, açmasın kenardaki sal. Zemin epey batıyor, yolcu geçmemiş çokluk. Yani çok hareketli bir yer olmadığını anlıyoruz o muhitin. Şu hurmalıkları tuttuk mu, oh kurtulduk. Meğer hiç öyle değilmiş. Ne inkısarı hayal, aşınca vahayı bir kumdur etti istikbal. Yani önce diyor rahatlayacaktık diye beklerken birden bir kum karşımıza çıktı. Ve demek ki çok elverişli değil yolculuğa. Batar çıkar gideriz çaresiz yorulsak da. Evet, çöl koşullarının getirdiği bir takım sıkıntılar. Evet, belirmede yer yer birer sevimli ada. Nedir ki arkası ümran filan değil, heyhat. Yani birer sevimli ada ama öyle çok arkasında mamur yerlerde görmüyorsunuz. O çöl dedikleri aylarca bitmeyen nakarat. Daraldı gitgide vadi, demek yakınlaştık. Harabeler söke dursun yavaş yavaş artık. Göründü işte sütunlar, kırık, dökük, yer yer. Göründü yerlere bitap düşmüş abideler. Yani birden biz o Teb şehrinin bir belki ovada, değil mi, geniş bir düzlükte bitap düşmüş abidelerinin kalıntılarını ve geçmişte ihtişamın sembolü, gücün sembolü olan o büyük sütunların kırık dökük yerlere saçıldığını görüyor Akif ve bunu hatırlatıyor tekrar. Göründü kaç sıra mabet ki kaplamış yurdu, göründü birçoğunun pare pare mabudu. Yani muhtemelen orada mabut olarak dikilmiş bir takım yapılar da var. Onlar da parçalanmış ve yerlere dökülmüş. Sağında namütenahi yıkıntı dalgaları, solunda hangi hariminse tek kalan duvarı. Önünde gövdesi 40-50 parça heykeller, ileride burnu kopuk başlar, arkasız beller. O yanda kumlara yüzlerce dev kadidi batar, bu yanda toprağı bin müstahase yırtar atar. Yani gördüğümüz gibi, yani önümüze bir manzara çiziyor. Hem binaların parçalandığı, hem o insan muhtemelen figürlerinin parçalandığı, kırık dökük hale geldiği bir manzara. Harap emellerin enkazı savrulur şurada. Yıkık sarayları çiğner geçer nigah arada. Hülasa bir ebedi kevni yok zemini fesat, içinde haşre kadar haşrolur durur etsat. Yani diyor ki insanoğlu aslında ebediyet arzusu, hani sermediyet demişti ya az önce, arzusuyla bunları yaptı ama bu yaptıp ettiklerinin ebedi bir kevni yok. Yani varoluşu sonsuz değil. Gördüğümüz gibi bunlar etrafa saçılmış. Ta ki diyor bu cesetler ancak mahşerde toparlanır, ayaklanır. Yeniden dirilmeye tabii burada bir atıf var. Bugün paramparça bir halde ve insanoğlunun yeryüzündeki serüveninin bir basamağı. Sıkıştı gitgide vadi, nihayet doldu boğaz. Güneş çocuk değil artık, şu var ki pek yaramaz. Evet, o güneş çocuk imgesini burada bir adım ileriye taşımış. Artık çocuk değil, biraz daha büyümüş. Muhtemelen öğleye doğru belki daha kızgın saatler. Sonunda cevri tutuşturmak istedikçe hele, çekilmiyordu bu en nazlı günlerinde bile. Yani diyor ki neredeyse havayı tutuşturacak kadar ısınmıştı ve artık çekilmiyordu. O sıcak demek ki rahatsız etmeye başlamış. Aman bakın ne perişan şu toprağın hali. Bucak bucak deşerek toprak olmuş ensali. Yani diyor ki şu perişan toprağı aslında deşsek biz burada toprak olmuş nesilleri buluruz. Yani o toprağın altında yatan insan unsurunun burada dikkatlere sunulduğunu görüyoruz. Çukurlarıyla, hayır, leşleriyle yutmuşlar. Kefen soyanlar adammış, bu fareler canavar. Delik deşik kayalıklar, delik deşik sağ sol, mezar araştırıyor her tarafta bir sürü kol.
Evet, bu da insanın bir başka cephesi değil mi? Yani o mezarlıklardan bir menfaat elde etmek için oraları deşmek, yoklamak. Onu da görüyor bir yandan Akif. Sürüklenir sıralanmış paçavra enkazı, zuhur eder diye altında mumyalar bazı. Didiklenir, elenir, kül, kemik, bütün kümeler. Nedir bu aczi beşer karşısında hırsı beşer? Yani o tenakuzu çok iyi görüyor Akif. Diyor ki bir yandan evet o büyük hırsların yok olduğunu görüyorsun. Aczi beşer. Yani orada nesiller, iktidar sahipleri yok olmuş gitmiş ama bir yandan da hala bir başka insan grubu da kendine oradan bir şeyler elde etmek için, menfaat elde etmek için de hırsı beşer numunesi olarak karşımıza çıkıyor. İnsanın yeryüzündeki hallerine böyle atıflar var. Büküldü tuttuğumuz yol cenuba doğru biraz. Güneşse rüştüne rağmen bütün bütün yaramaz. Evet, demek ki rüştüne ermiş, muhtemelen iyice yükseldi. Ama iyice diyor kızdırmaya başlamış. O güneş çocuk imgesinin burada ileri safhaları karşımıza çıkıyor. Çok sevimli bir şekilde anlatmış. Bütün bütün yaramaz. Önünde damla kadar gölge sezmesin alevi. Bir an içinde bakarsın adımlayıp cevvi. Ne kuytu der, ne siper, parçalar geçer mutlak. Nasıl ki parçalanmış, her taraf çırılçıplak. Yani o güneşin de etkileyiciliğine burada bir vurgu var. Diyor ki bir damla kadar gölge sezerse alevi, birden adeta oradaki mesafeleri bir an içinde parçalar ve çırılçıplak eder. Yani o yakıcılığı güneşin oradaki mamur yerleri bile çırılçıplak etmeye yeterli diyor. Yine aslında burada zımnen insanın yeryüzündeki serüveni ve acziyetine ilişkin bir vurgu var. Asıl belası bu gittikçe kıvrılan dirsek uzun sürerse eminim deva edilmeyecek. Yani demek ki yol biraz kıvrımlı ve zor. Kireç yakılmaya mahsus ocakların bir eşi, kürek kürek saçıyor küllenip duran güneşi. Hayır, sürekli değil, bitti. Hem yaman bitti. Gelin de sahneyi bir seyredin, gelin şimdi. Birdenbire de bitiyor o yolculuk ve güneşin de o yakıcılığından da kurtulmuş oluyorlar. Ve birdenbire diyor, bitti. Geçit biraz dönerek garba sarkacak yerde, yani biraz batıya doğru yönelinecek yerde gerildi ansızın afaka bir kızıl perde. Yani ufuklar kızıllaştı muhtemelen güneşin batış saatine doğru. Ne ihtişamı ilahi, ne saltanat, ne celal. Yani gene doğanın, Allah-u Teala'nın tecellisiyle birlikte yorumlanması söz konusu burada. O kızıllığın büyük bir saltanat ve celal imgesi olarak sunulduğunu görüyoruz. Eteklerinde zemin, devre devre izmihlal, bu cephe fecri ezelden örülmüş olsa gerek. Yani ezeli fecirle örülmüş bu cephe. Grup alevleri yahut taaccür eyleyerek, yani gün batımı alevleri yahut taşlaşarak haris emelleri tehdit etmek üzere devam. Yani İhtiraslı emelleri tehdit etmek üzere devam ediyor ve fezada alnını çatmış bu sermedi ehram. Bu ölümsüz ehram alnını çatmış fezada. Yani nihai anlamda sonsuzluğa ne diyelim odaklanmış olsa da insanın evet mürakabe halinde bir sükutu mehip, yani bir heybetli sessizlikle dalıp gitmiş bir bekleyiştedir. Çıkıp harabeyi edvara yaslanan bu hatip, yani çıkıp geçmiş devirlerin harabasına yaslanan bir hatip gibi. Yani buradaki bu manzara aslında
aynı zamanda insana sonsuzluğu, aczi, hem büyük emelleri, sonsuzluk arzusu, hem de geçiciliğine ilişkin bir sükut duygusuyla hitap ediyor. Yani diyor ki dinleyene burada aslında büyük bir ibret sahnesi olarak okuyabileceği bir manzara var. Dolayısıyla bu manzaranın aynı zamanda bir hatip gibi bir işlevi söz konusu. Ne bir hitabe, hayır yükselen, ne bir minber. O çünkü çok daha yüksek, o derin bir makber. Yani diyor ki illa da konuşmaya gerek yok. Bir bir minber olmasına da gerek yok. Buradaki görüntü bizatihi çırılçıplak haliyle idrak edebilen akıllara, gönüllere çok önemli aslında bir mesajı taşıyor. Bu kıpkızıl kayanın bağrı kaç yerinde oyuk? Sırayla birçok isim var. Tesadüfen okuduk. İkinci Amnofis. Evet, bu bahsettiğim isim. Bu önemli firavunlardan biriymiş kadim Mısır medeniyetinde. Âlâ, hemen girip görelim. Eşikte loştu kovuk. Şimdi büsbütün muzlim, karanlık bir şekilde ilerliyorlar. Şu var ki sürmedi, sıyrıldı perdeler nagah. Birdenbire perdeler açıldı. Çevirdi düğmeyi besbelli arkadan fellah. Muhtemelen bir rehber onları gezdiriyor ve aydınlatıyor o karanlık ortamı. Işık güzel, azıcık yol çetin. Fakat bu da hiç. İşin fenası içeriden gelen sıcak müzliç. Demek ki kapalı bir alan ama epey rahatsız edici bir sıcak var. Ne çare, inmeli. Madem ki sormadan girdik, yani içeri sıcak mı soğuk mu diye sormadan ilerliyoruz diyor. Aşağıya doğru zeminin devamı haylice dik. Hayır, kapanmayabilmek hüner değil o kadar. Adımda bir basamak var ki taştan oymuşlar. Bir tür mağara mezar gibi olduğunu anlıyoruz aslında. Yavaş yavaş iniyorken uzandı bir köprü. Önünde var ya delilin, tevekkül et de yürü. Yani önünde bir rehber var. Ona inan, yürümeye devam et diyor. Geçer miyiz? Geçeriz. Haydi şimdi bismillah. Kaza savuştu ya, lakin ne söylüyor fellah? Meğer zifir mi zifir, bir belalı kan kuyusu, bir takma köprünün altında tutmamış mı pusu? Demek ki çalmak için muhteşem kemiklerini, ikinci Amnofis'in kimdeler makberini. Bu da işte demin az önce söylediği hani o hırsı beşer, aczi beşer meselesi. Demek ki mezardan da bir takım şeyler çalmaya uğraşanlar var. Nüfuza uğraşıyorken yolun serayirine, yani yolun gizli yerlerine ulaşmaya çalışırken basınca eğreti konmuş kapakların birine cehennemin dibi buymuş deyip tekerlenecek. Yani neredeyse yuvarlanmak tehlikesi var diyor. Aman çabuk geçelim. Yer tekin değilmiş pek. Demin kalan basamaklar yetiştiler tekrar. Beraber etmeye baktık aşağı doğru firar. Sitare mevkibi halinde kafileyle ziya, yani bir yıldız kümesi gibi bir kafileyle geçit boyunca dizilmiş pırıl pırıl güya. Kovanda hapsedilen bir yığın ateş böceği, delip halas olayım der bu sermediği geceyi. Duvarların, tavanın her yerinde bir payan, tekerrürüyle tevali eden rumuz-u beyan. Yani demek ki duvarların, tavanın her yerinde sayısız işaretler var ve bu süreklilik arz ediyor. Nedir leyale bürünmüş o renk renk eşkal? Ne acaba diyor bu gecelere bürünmüş renk renk şekiller? Kimin hesabına zulmette oynayan bu hayal? Bu karanlıkta oynayan hayaller kimin hesabına? Kimin nedir diye lakin kolayladık geçidi. Böyle düşünürken geçidi kolayladık. Direkli bir yere çıkmaktayız. Bakın şimdi. Harim-i hasına geldik demek ki Firavun'un. Yani onun özel odasına kadar ulaştık. Gürültü etmeyelim. Bir huzur olur amanın. Yani burada küçük bir istihza da var. Hani bir Firavun huzuruna geldik ya diyor. O yüzden sessiz olun. Fakat bu sahne dağın sinesine pek müthiş. Açık sema gibi yıldızlı, mavi bir meneviş.
parıldayıp duruyor, kaplamış bütün sakfı. Yani bütün tavanı adeta bir gökyüzü gibi yıldızlı mavi bir mavi meneviş gibi bir demek ki dekor var. Duvarların görünen sağlı sollu her tarafı, mematı hep akabetiyle gösterir yolu. Yani bir yandan da dikkat ederseniz tekrar hem orayı gözlemliyor ama aynı zamanda hani ölümün ve insanlığın sonunu bunlar bize gösteriyor diye de sık sık hatırlatıyor. Ecinli ordusu şeklinde bin hurafe dolu, nasıl ki aynı hikayatı söylüyor tekmil. Yani aslında diyor hepsi aynı hikayeyi bize anlatıyor. Şu perde perde sütunlar da işte ber tafsil. Yani bu sütunlar da aslında başka ayrıntıları, başka detayları bize sunuyor. Peki o nerede diyorduk? Hemen zuhur etti. Benekli kırmızı benziyle parlayan lahdi. Demek ki Firavun'un asıl lahdini merak ediyorduk. Birden karşımıza çıktı. Açıktı üstü, kapak, şimdi kalın bir camdı. Başında düğme de varmış ki asrın evladı. Koşup bükünce Ziya huzme huzme fışkırarak göründü. Kalkamaz olmuş zavallı bir hortlak. Yani orada gene öyle diyor. Asrın evladı. Yani demek ki bir tertibat yapmışlar. Aydınlatmak mümkün. Ve birden diyor düğmeye basınca ortalık aydınlandı. Ve Firavun'un tabii burada ne diyelim cesedine mumyalanmış hali belki ona bir hortlak diye de ifade kullanmış. Adaletin ne şehametli bir tecellisi. Şu leş görür gibi görmek ikinci amnofisi. Evet bu mumyalanmış Firavun cesedi Akif'te böyle çok tatsız duygular uyandırıyor gerçekten. Leş görür gibi görmek diyor o mumyayı. Bu Firavun ki civarında ürküyordu beşer. Yani iktidarın sembolüydü malum Firavunlar. Bu Firavun ki saraylar, sütunlar, abideler bütün hayatını ezberletirdi afaka. Yani gerçekten de o güçleriyle adeta ufuklara kadar iktidarlarını anlatırlardı ve adeta ezberletirlerdi. Bu Firavun ki eğilmişse boynu bir hakka, o sade kendi bekasıydı, kendi nefsiydi. Evet, bütün diyor arzusu, istediği şey kendi nefsi ve bekasıydı. Bu Firavun ki o zillin hayali tebiydi. Yani o gölgenin ölümsüzleşme hayali, dumanlı beynin sardıkça artık efrada, yani artık insanlara beyninde sürekli bunu kolluyordu. Bu düşünce onda hakimdi. Muhal olurdu huzur ihtimali dünyada. Yani eğer diyor iktidarını devam ettiremezse, varlığını sonsuz kılamazsa bu onun için bir huzursuzluk kaynağı olurdu diyor. Ki bu zaten aczi beşer dedik ya. Bir bu Firavun ki cehennemdi yerde kabusu. Cehennem olmaktan evvel vücudu menhusu. Yani buradaki kabusu, yani yeryüzündeki kabusu aslında bu sonsuz olamama meselesiydi. Yani bir gün öleceği, geçici olması onlar için en büyük kabustu. Ve bu uğursuz vücudu da aslında cehennem olmadan evvel burada bunu tattı. Yani geçiciliğini burada tadıyor aslında diyor. Bu Firavun ki beşer korkudan büküp belini, huşu içinde tavaf eylemişti heykelini. Evet, ona hayattayken büyük ihtiram gösterdiler ve başka şansları da yoktu diyor. Yani adeta insanlar tavaf ederlerdi etrafında ve heykelinin etrafında. Bu Firavun, bu görünmez kaza, bu saklı bela ki bir zaman tapılıp dendi Rabbunel Ala. Yani sen bizim en yüce Rabbimizsin diye de karşılık buldu. İnsanlar buna teslim oldular, aldandılar tabii ki diyor. Ne intikamı ilahi, ne sermediği hüsran. Gelen geçenlere ibret, yatar sefil hüsran, üryan. Yani diyor ki bu kadar büyük
ve kendi aczini idrak etmeyen bir ihtirasla yaşadılar. Ama bugün görüyoruz ki üryan ve hüsran ile yatıyorlar burada diyor Sefil. Soyulmadık eti kalmış, bilinmiyor kefeni. Açıkta mumyası hala dağılmayan bedeni. Tabii mumyayı belki de o kadar açıkta görmek de bu duygularını Akif'in daha sarih bir şekilde ortaya çıkmasına vesile oluyor. Çünkü onu gördükçe aslında o aciz ve ihtiras arasındaki insan kaderine ilişkinde sorgulamasını derinleştiriyor. Bu çehre miydi ki titrerdi karşında zemin? Bunun mu handesi afaka tarh ederdi enin? Yani diyor ki etrafı titretirdi, gülüşüyle neredeyse afaklara kadar uzanırdı sesi. Hayır, bu çehre değil şimdi, bir sicilli azap. Şimdi diyor bir çehre değil, artık tamamen başka bir şeye dönüşmüş. Adeta bir azap sicili şeklinde, bir defter gibi onun yüzü diyor. Bütün hututu perişan, bütün meali harap. Yani bütün anlamını kaybetmiş ve her hattıyla, unsuruyla perişan halde. Birer siyah uçurum, gürleyen, çakan gözler. O yıldırımların artık yerinde yeller eser. Ölüm derinleşe dursun çökük şakaklarda. Düğümlü bir acı hüsran henüz dudaklarda. Nedir düşündüğü bilmem o seyrelen sakalın. Bir ızdırabı mehibin zebunu lakin alın. Yani diyor ki evet artık hüsran ve acı belki burada düğümlenmiş, yerleşik hale gelmiş. Ve o alnında da korkunç bir ızdırap tutsaklığını görmek mümkün. Yanık kütüklere dönmüş karın, kasık, el, ayak yakında küllenerek hepsi tarumar olacak. Aslında tabii bu kadar detaylı anlatırken tabii ister istemez benim aklıma o naturalist betimleme yaklaşımları geliyor. Yani Akif'in biliyorsunuz hani önemsediği yazarlardan birisi Emile Zola, Fransız edebiyatının önemli naturalistlerinden biri. Olduğu gibi hatta detaylıca ilk görünümdeki izlenimin de ötesine geçecek şekilde detaylı bir şekilde anlatıyor. Farkı şu belki, sürekli aslında o insan kaderiyle birlikte düşünmesi. Yani o çok güzel ifadesi kendisinin, aczi beşer ile ihtirası beşer arasındaki o gerilimi mumya üzerinden bize naklediyor. Hem ön planda sürekli adeta cerh edilen bir naaş, bir mumya detaylarıyla bize sunuluyor. Ama zihnimizin arka planında da bu meselenin insanın alın yazısı, yeryüzündeki kaderi konusunun da sürekli bir muhasebeyle sunulduğunu görüyoruz. Şu gördüğüm mü nihayet, bu leş mi akıbetin? Evet diyor. Ey insan, senin kaderin bu. Firavun da olsan, o mabetleri yapan işçilerden birisi de olsan fark etmiyor. Bunun mu uğrunda milyonla ruhu inlettin? Evet, o piramitlerin yapılma sürecini biliyorsunuz. Çok ağır süreçler ve burada milyonlarca ruh çalıştı ve belki etrafındaki diğer tebası da onun azametiyle epey zorlu günler yaşadı. Çünkü iktidarlarını çok kuvvetli bir şekilde halkın üzerinde uygulayan yöneticiler, malumunuz firavunlar. Şahmetin ne de etmiş ki cevvi istila, yani kötülüğün öylesine buraları istila etmiş ki hayatın ayrı felaket, mematın ayrı bela. Yani yaşarken de insanlara felaket getirmiştin, ölümünde diyor bela. Evet, sen eğleyemezdin sütun sütun feveran, boşanmasaydı o ter bir günah alınlardan. Evet, sen diyor o masum alınlardan o ter boşanmasaydı sen de böyle sütun sütun feveran edemezdin. Zehirli ot gibi fışkırdı heykelin, yer yer sulandı çünkü şu vadi beşer kanıyla beşer. Zemine sığmadı bir türlü korkarım cesedin,
Yazık ki murdarı toprak bulup da örtemedin. Yani sanki diyor beğenmedin toprağın içine gömülmeyi sıradan insanlar gibi. Ama böyle bir şey için hani o iktidar duygusu, sermediyet fikriyle, ölümsüzlük arzusuyla böyle insanların kanıyla, teriyle kendilerini feda ettikleri mezarlar, yapılar yaptırdın ve oraya gömüldün. Şimdi diyor ki değer mi dağları tırnakla, dişle oydurarak içinde birleş için muhteşem saray kurmak? Yani ölüp giderken ve bu kadar geçeceğiken böyle insanlara eziyet ederek, hani tırnakla, dişle oydurarak bu muhteşem saray dediğin yapılar kurmak ve bugün de bu böylesi mezarlarda yatmaya azmetmiş olman diyor. Değer miydi? Nedir bu kokmuşa dünyada olmadık tekrim? Yani işte diyor yine mumyaya kokmuş diyor. Neden bu kadar bir saray kurmaya uğraştın? Sonuçta birleş diyor. Nedir? Niçin nasibi değil ruhunun bu nazınayım? Neden diyor yani nazınayım? Yani ince bir saygı, nezaket ve saygıyı niye nasiplenmeye talip olmadın? Merabın ölmeyebilmekse ölmemek mümkün. Yani diyor ki belki fiziksel anlamda ölmemem mümkün değil ama ölmemek nasıl mümkün onu anlatacak şimdi. Saçıp savurduğun enfası ömrünün, yani bütün nefeslerinin, lakin dedin de birkaçı olsun hüda yolunda feda. Evet, diyor ki o heba ettiğin ömrünün, bütün nefeslerinin hüda yolunda feda etme cehdin olsaydı, bunu başarabilseydin, şu mavi kubbeye gömdün mü sürekli seda, evet bu mavi kubbeye hoş bir seda bırakırdın diyor. Ölüm saçarken o şimşekli gözler afaka. Ama sen gözlerinle ufuklara kadar ölüm saçtın hayattayken. Eğildi baktı mı toprakta can veren halka, şu duygusuz yüreğin susturup leametini. Yani şu duygusuz yüreğinin alçaklığını susturup fedakarlığa, huda yolunda bir şeyler yapmaya talip olabilseydin keşke. Yanık yüreklere sundun mu yağdı rahmetini? Yani yanık yüreklere güzel yad edilecek rahmetler sundun mu? Hiçbir insana lütufta bulundun mu? Geçen hayatı sefilin ki hep çamur, hep kan. Oysa hayatına bakıyoruz diyor. Hep çamur ve kan. Deşildi, taştı da bir gün samimi yadından. Bir gün diyor gönlünün içinden taştı da deşildi. O levsi gördün, utandın, terinle oğdun mu? Ama diyor o pisliği görüp utandın, terinle ovdun mu? Yani bu diyor geçmişteki insanlara yaptığın eziyetleri görürken hiç vicdanının sesini dinledin mi? Ağarmıyorsa nedamet selinde boğdun mu? Ama diyor ya veya en azından diyor bu yaptıklarından pişman oldun mu? Hayır. Haya denilen renk o çehreden ne uzak. Yani sana çok uzak, anlaşılıyor ki yaptıklarından herhangi bir mahcubiyette duymamışsın. Yumuldu gitti gözün, kirpiğin yaşarmayarak. Yani öyle ne diyelim, kibirle yaşadın ve nedamet getirmeden gittin, öldün. Sığındı mumyaya cifen. Sonra diyor, ebedi kalmak için de diyor leşin bir mumya olmak istedi. Yegane şaheserin. Fakat sığındı mı gufrana ruhu derbederim. Fakat diyor bu cesedini bu mumyaya ebedilik adına koydurdun. Öyle birleşten ibaret şimdi. Yegane şaheserinde bu. Fakat diyor asıl yapman gerekeni yapmadın. Eğer öyle olsaydı ruhun gerçek bir gufrana sığınabilirdi. Yani Hak Teala'nın mağfiretini ancak o şekilde edebilirdin ama sen sadece bu mumyaya
odaklanmışsın ebedi kalmak adına ve kibrinden, iktidar duygundan, hırsından vazgeçmeden gelip geçmişsin şu dünyada. Hayatının deşi versem birinci perdesini, kulaklarım duyacak çıplak etlerin sesini. Yani yine o Firavun'un insanlara ettiği azabı hatırlatıyor. O etlerin ki alev püsküren sıcaklarda tüter dururdu. İnen kırbacınla kalkar da yorulmak onlar için bir bilinmedik haktı. O etlerin ki bütün hakkı parçalanmaktı. Evet. Çok açık yukarıdaki minvalde Firavun'un halkına yaptığı eziyeti bir kez daha tekrarlıyor. Gözümde canlanıyor şimdi devri muhteşemin. Nasıl hayaleti kumlardan uğradıysa demin. Fakat nasibini almış ki her tarafta ibad, yetim iniltisi ancak kesilmeyen feryat. Yani oradaki muhit aslında ona feryat dolu geliyor. Akif, çünkü o tarihi, o geçmişi hatırlatıyor ve oradaki havanın aslında bir feryat ve iniltiden ibaret olduğunu duyumsuyor. Ne hanumanları yıktın yıkılmadan şuraya, yani sen buraya yatmadan epey ev bark yıktın. Ne aşiyanları ezmişti, kim bilir şu kaya, kim bilir diyor buradaki kayalar da belki sadece insan yuvası değil hayvan yuvaları da vardı, sen onları da ezdin geçtin. Dokunsam ağlayacak, söylemez ki kaç kanı var. Uzandığın çukurun karşıdan bakan şu duvar. Ne yüzle söyleyebilsin şeriki hüsranı. Yani buradaki duvarlar bile diyor neredeyse senin zulmünü söylemeye muktedir. Bileydim ey koca Mısır'ın ilahi üryanı. Mezara, heykele ait bütün bu velveleler, mekan için mi hakikat, meramın oysa heder. Yani biliyorum diyor Mısır'ın çıplak tanrısı. Bütün bu mezara, heykele ait bütün velveleler beka arzusuyla yapılmıştı. Meramın oysa heder. Oysa diyor bu meramın boşa gittiği çok açık. Yani gerçekleşmedi. Evet, bütün beşerin hakkıdır beka emeli. Fakat bu hakkı ne taştan ne leşten beslemeli, istemeli. Gene aynı duyguyu özet bir şekilde son iki dizede vurgulamış Akif. Evet diyor, insanoğlu olarak biz beka arzusu duyarız, sonsuzluk arzusu duyarız ama bunun hakkı ne taştan, yani insanlara eziyet ederek, birilerini inleterek, büyük sütunlar dikmek, mabetler, saraylar kurmak değil. Ya da işte o fiziki bedenini güya kalıcılık adına mumyalatmak değil. Bunların hepsi geçici diyor. Huda'nın razı olacağı, daha önce ifade ettiği üzere Akif'in bir takım amellere talip olmalısın. Gördüğümüz gibi diyor, senin meramın boşa gitmiş, heder olmuş. Böylece aslında Firavun'la yüz yüze metni Akif'in genel olarak hani insanlığın kaderi, yeryüzündeki serüveni meselesiyle birlikte okunuyor. Bir yolculuk hikayesi gibi bir Firavun'un mezarına doğru yapılan, hem oradaki yolculuğa dair ayrıntıları görüyoruz burada, hem de metnin arka planında insanın yeryüzündeki serüveni, acziyeti ve hırsı meselelerinin de tartışılarak ilerlendiğini ve metnin tamamlandığını söyleyebiliriz. Bugünlük de bu kadar sevgili Akif ve Safahat dostları. İyi akşamlar diliyorum. Sağolunuz.